Merhaba, beni davet ettiğiniz için Bilişim Teknolojileri Zirvesi'ne çok teşekkür ederim. İTÜ'de olmak çok güzel. Sene başında da, 2011 başında da İTÜ İnsan Kaynakları Zirvesi'nde bu konu üzerinde bir konuşmam olmuştu. O zirveye katılan var mıydı şu anda burada olup? Harika. Çünkü biraz aynı şeylerden bahsedeceğim için tekrar olmasın o kişiler için. Evet, bugün burada bulunmamın nedeni sosyal medyanın insan kaynakları üzerindeki etkisi. Hemen başlatalım. Bu arada teknoloji zirvesi olduğu için Mac Air'ımla iPhone'umu konuşturarak sunumu idare edeceğim. Size teknolojinin de son seviyesini getirmiş oluyorum böylece. Bunu ben mi yapıyorum? Hayır, sağ olsun eşim benim için bu işleri hallediyor. Benim eşim bir IT'ci. Dolayısıyla ben de teknolojinin içinde sonuna kadar yaşıyorum. Aslında standart bir İK'cıdan belki biraz daha teknolojiye yakın durmamın nedeni eşimin hayatımdaki varlığı ve onun bana teknolojinin en son çıktılarını getirmesi, sunması, al mesleğinde kullan demesi. Dilerim, keşke bütün İK'cıların bu imkanı olsa, çünkü biz İK'cıların da işini teknoloji çok kolaylaştırıyor. Sosyal medyada tabii ki teknolojinin bize getirdiği bir olgu. Yaklaşık 8-10 sene oluyor sosyal medyanın dünya literatürüne girmesi. İK'cıların, özellikle Türkiye'deki İK'cılar için ise sosyal medya oldukça yeni. Neden oldukça yeni? Biz zaten Türkiye olarak birçok şeyi geç takip ediyoruz. Biz İK'cılar, bunların hepsi öz eleştiri açıkçası, daha da geç takip ediyoruz. Son 2 senedir gündemimize girdi sosyal medya. Aslında biz İK'cılar girsin diye istemedik, zorunlu olarak gündemimize aldık. Bu değişim aslında sizlerin bir fiil yaşamadığı ama benim gibi X jenerasyon diye adlandırılan jenerasyonun çok canlı yaşadığı bir değişim. Sanayi çağından bilgi çağına geçiş. Sanayi çağından bilgi çağına geçiş aslında çok küçücük bir kısa cümleyle özetleniyor. Sanayi çağında paraydı önemli olan, parası olan her şeyi yapabiliyordu. Parası olan işçiyi alıyordu, makineyi alıyordu, ham maddeyi koyuyordu, ürünü çıkartıyordu. Fakat seneler içinde teknolojinin gelişmesiyle birlikte parası olan insan sadece kol gücü sahibi olan işçiyi işe alarak hayatına devam ettiremeyeceğini fark etti. Çünkü teknoloji ilerledikçe o teknolojiyi yaratan insanların kafası, yani bilgi, entelektüel sermaye kol kuvvetinin önüne geçmeye başladı. Ve nitekim bilişim sektörü şu anda dünyadaki dinamo sektör. Diğer bütün sektörleri de peşinden sürüklüyor ve burada kol kuvveti yok, burada akıl kuvveti var. Sanayi çağı paranın geçerli olduğu bir çağ idi. Fakat bilgi çağında artık insanların akılları önemli. Artık parası olan zengin olamıyor. Artık aklını kullanabilen ve entelektüel sermayesi olan iki tane genç garaja girip sıfırdan zengin olabiliyor. Eskiden böyle bir şey mümkün değildi. Dolayısıyla bilgi çağı içinde yaşıyoruz ve biz İK'cılar maalesef hala sanayi çağı İK uygulamaları ile ve hala bugün de iş piyasasına sanayi çağı uygulamaları ile gidiyoruz. Neden insanlar İK'cıları sevmiyor? Çünkü biz halen insanların akıllarına hitap edemiyoruz. Ve işte sosyal medya sınavı bizim karşımıza küt diye çıktı. Çünkü artık sosyal medyada insan kaynakları olarak biz insanların akıllarına ulaşmak zorundayız. Artık mülakatlar öyle eskisi gibi olamaz. Artık içerideki yetenek yönetimi eskisi gibi olamaz. Hiçbir şey eskisi gibi değil ve bunun ana nedeni sosyal medya girdisi. Ve dediğim gibi sosyal medya bilgi çağı temsilcisi olan insanların içinde bulunduğu bir platform. Bu ne demek? Ben X jenerasyonuyum, siz hepiniz Y'siniz. Belki arada birkaç X vardır, var mı? Yok.
Şimdi bu XY ayrımları aslında bana göre artık bir global ayrışma. Fakat işin temeline indiğinizde siz hepiniz burada hemen hemen hepiniz herhalde mühendis misiniz yoksa karışık mı? Karışık. Şimdi bilimsel metot nedir? Neden sonuç ilişkisi? Şimdi böyle bir ayrıştırma yapıldı. X jenerasyon, Y jenerasyon, baby boomer vesaire vesaire. Neden böyle bir ayrıştırma yapıldı sizce? Hiçbir fikriniz var mı? Kaynağı nedir bunun? Hiç düşündünüz mü? Yani birileri bizi burçlar gibi bir yerlere oturtuyor. Sen şöylesin, sen bunu istiyorsun, senin hayata bakışın böyle falan diyor. Biz de okuyoruz, aa ben böyleymişim falan diyoruz. Hatta inanıyoruz. Ben de yaklaşık 3 sene kadar önce bu kaynaklar, özellikle yabancı kaynakları okudukça bana beni anlatıyor. Sen X'sin, sen şusun, sen busun. Ya bakıyorum ben o değilim diyorum, ben o değilim, ben bu değilim. Bu nasıl bir şey diyorum, ya ben anormalim ya bunlar anormal ve doğal olarak ne yaptım? İkna olmadığım için bir araştırmaya giriştim. Bu jenerasyon ayrımları nasıl yapılmış? Her şeyde olduğu gibi, özellikle İK teorisini geliştiren Amerika'dır. Bu ayrımları da geliştiren Amerika. Ve Amerikan akademik dünyası, iş dünyasıyla işbirliği yaparak bu ayrıştırmayı tümüyle Amerikan tarihi, Amerikan sosyo-kültürel yapısı ve ekonomisi üzerinden yapıyor. Bir baby boomer, savaş sonrası nesil bizde yok Türkiye'de. Biz İkinci Dünya Savaşı'na katılmadık ki. Bir 64 ayrımı, bizde Kennedy yok ki 64'ü bende. 64 ile 80 arası biziz, X'ler. Ya ben Vietnam'da savaşmadım, ben Nixon skandalını yaşamadım, ben Kennedy'nin ölümünü veya Amerika'nın Ay'a insan gönderişini yaşamadım. Ben Amerika'daki bütün dünyanın en büyük dev firmaların hepsi Amerikan menşelidir. Benim ülkemde öyle bir firma yok. Ben X olarak bir Amerikalının yaşadığı duygulara, coşkulara, meraklara, beklentilere sahip değilim. Baktığımızda bizim akademik dünyamız böyle bir araştırma yapmış mı? Acaba bizim nesillerimiz nasıldır diye? Hayır. Yani bu ne oluyor? Yine copy-paste yapıyoruz. Amerika bir çalışma yapmış, ayrıştırmış. Helal olsun, çok güzel. Kendilerini analiz ediyorlar çünkü. Biz ne yaptık? Kopyala, lap, Türkiye'ye yapıştır. Yok böyle bir ayrım Türkiye'de. Bir ayrım var. Ve ben bunu sonuna kadar hissediyorum. Sizinle benim aramdaki en büyük fark. Siz teknolojinin içindesiniz. Ben entegre olmaya çalışıyorum. Aramızdaki tek fark bu. Yoksa biz hepimiz ihtilaller kuşağıyız. 30 senelik. Hepimizde böyle farklı kaygılar. Acaba 60 yaşında aç kalır mıyım? Bir Amerikalının böyle bir kaygısı yok. Hele sizin gibi iyi bir üniversitede okuyorsa o düşünüyor, nasıl trilyoner olabilirim diye. Siz bunu düşünemiyorsunuz. Siz iyi bir hayat sahibi olabilecek miyim diye kaygılar içindesiniz. O ise trilyoner olmanın hayalini kuruyor. Aramızdaki fark bu. Siz Y'siniz, Amerika'daki Y ile aynı değilsiniz. Dolayısıyla sakın bu ayrıştırmaları okuduğunuzda, aa ben şöyleymişim, ben... mesela İstanbul İTÜ Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri. Ben Anadolu'da 15 üniversiteyi dolaştım bu sene. Binlerce gence seminer verdim. Kaçınız KPSS'ye katıldı dediğimde, kaçınız devlet memuru olmak istiyor? Salonun 1/4'ü el kaldırıyor. Devlet memuru olmak istiyorlar. Hani Y jenerasyon işte bütün kariyeri boyunca en az 16 tane iş değiştirecek falan gibi saptamalar yapılıyor ya. İşten işe zıplaması çok doğal. Ayol adam devlet memuru olup gencecik çocuk daha doğrusu veya kızcağız hayatını kotarmaya bakıyor. Aç kalmayayım. Hayat kaygısı bu onun. Dolayısıyla benim kullandığım, benim Y jenerasyon derken, X jenerasyon derken lütfen bugüne kadar okuduğunuz şeyleri kastetmediğimi bilin. Ve buna yönelik henüz Türkiye'de bir derin araştırma yok. Tek ricam ezberci olmayalım, copy paste yapmayalım Türkiye adına konuşurken. Ve burada da ben baktığınızda XY jenerasyonu diyorum. Çünkü sizinle ben hemen hemen aynıyız. Tek farkımız siz teknolojiye çok daha yakınsınız benden.
Belki bazılarınıza ben çok daha hani önünüzdeyimdir eşim sayesinde. Özellikle kızlardan belki çok daha önde duruyorumdur. Böyle bir girdim var hayatta. Peki, o zaman... Haydi kopmuş. Bir dakika. Oh. Neyse buradan devam edelim. Peki kim bu? Ben sonuçta X-Y kuşağı olarak adlandırıyorum. Bu benim terminolojim. Sakın kullanmayın ama ben bu şekilde. Ben bu kadar o kadar çok okudum ki artık siz Y'siniz, ben X'im falan diyemiyorum. Biz X-Y kuşağıyız. Aramızdaki tek fark teknoloji girdisi. X-Y kuşağın sonuçta X-Y kuşağı tümüyle sosyal medyada bulunuyor. Yani şu anda 28-30 milyon arası Facebook kullanıcısının %65'i iş piyasasında aktif insanlar. Yani yaklaşık 20-21 milyon tane Facebook kullanıcısı var karma kuşaklardan. Ve bunların hepsi çalışıyorlar, iş arıyorlar, iş değiştirmek istiyorlar. Ve ben insan kaynakları olarak gidip bir gazeteye ilan verdiğimde artık kimse gazete okumuyor. Kariyer sitelerine biliyorum, mesela birine özgeçmiş bırakıyorsunuz, üçüne bırakmıyorsunuz. Bir ilan çıkıyoruz, maksimum 500-600 kişi başvuruyor. Ama ben bir Facebook üzerinden herhangi bir ilanımı 20 küsür milyon insana bir anda ulaştırma imkanına sahibim. Eğer doğru aracı doğru şekilde kullanabiliyorsam. Şu anda anlatacaklarım bu sunum boyunca aslında sadece İK için değil, her türlü mal ve hizmet pazarlaması için de geçerlidir. Yani zaten biz İK'cılar artık sosyal medyada birer pazarlamacı gibi çalışıyoruz. Aranızda kaç kişi pazarlama bilim dalıyla ilgileniyor? O zaman bu anlatacaklarımı not alabilirsiniz. Çünkü biz İK'cıların konuştuğu ölçütlerin hepsi pazarlamacılar için de geçerli. Evet. Biz insan kaynakları olarak sosyal medyaya girmeye çekiniyoruz. Bütün dünya için de bu geçerli. Türkiye biraz daha çekiniyor. Bunun en büyük nedeni bilgisizlik. Sosyal medya konusunda çok bilgi. 1,5 sene öncesinde ben kendi yaşıtım arkadaşlara Facebook dediğimde ay ne Facebook'u ya, orası böyle çoluk çocuk orada, sen ne yapıyorsun orada falan diyorlardı bana. Onlar için çok hani küçümsenecek bir yerde ama şimdi herkesin Facebook hesabı var. Çünkü bilgili değiller. İK'cılar henüz Türkiye'de fakat son bir senedir gelişen bir trend olduğu için özellikle genç İK'cılar hepsi çok aktif. Ama benim yaşıtlarım ki benim yaşıtlarım neden önemli? Çünkü hepsi yönetsel kadrolarda bulunuyorlar, karar verici konumdalar. Sosyal medyayı çok bilmiyorlar. O yüzden İK bölümlerini, İK'ları, İK'yı Türkiye olarak çok sosyal medyada göremiyoruz. Bir diğer konu zaman ısrafı olarak kabul edilmesi. Türkiye'de pek çok şirkette sosyal medya araçları yasak. Belirli sektörlerde serbest, reklam, hatta sadece reklamcılarda serbest diyebiliriz, halkla ilişkiler vesaire. Onun dışında şirketlerde, bilişim sektöründe bile pek çok şirkette sosyal medya araçlarının kullanımı yasak. Bu bana göre çok yanlış. Çünkü bütün çalışanlarımız bizim sosyal medyada birer iş ortağımız aslında. Gerek ürün ve hizmet pazarlamasında, gerekse işveren markası pazarlamasında. Kısacası kesinlikle bir çalışanın sosyal medyada geçirdiği zaman mesai saatleri içinde ısraf değildir ama kontrol edilmesi gerekir. Mesela bu da bir mühendislik işi, endüstri mühendisleri veya endüstri mühendisleri bunun ölçümünü çok rahat yapabilirler ve şirkette denebilir ki işte sosyal medyada bir çalışan gün içinde maksimum bir saat geçirebilir. Bunun herhangi bir verimliliğe düşürücü etkisi yoktur vesaire gibi çok rahat bunun analizleri yapılabilir. Bir diğer konu sosyal medyanın güvenli olup olmaması. Hepinizin sosyal medya hesapları var. Facebook herkes kullanıyor. Twitter hepiniz kullanıyor musunuz? LinkedIn kullanan var mı? Bizim için çok önemli. Yani LinkedIn zaten Türkçeleştirildi. Türkçeleştirildikten sonra 3-4 ay içinde 1 milyon üyeye ulaştı Türkiye'de. LinkedIn Dublin benimle online toplantı yaptı ve hedeflerinin 2013 itibariyle 4 milyon
üye olduğunu söyledi ki bu 4 milyon üye çok ciddi bir rakam. Mesela bir Kariyer.net'te 10 milyon toplam aktif veya pasif özgeçmiş olduğunu düşünürseniz, LinkedIn gibi bir sosyal ağın 1,5-2 sene gibi bir sürede 4 milyon üyeye, ki bu üyelerin çoğu da çok nitelikli. Kariyer.net'te baktığınızda genelde bize bütün istatistikleri işveren olduğumuz için geliyor. 4 milyonun 6-7 milyonu sizin seviyenizde giriş. LinkedIn'de ise tam tersi. 4 milyonun belki 3 milyonu benim gibi nitelikli ve kıdemli kişiler. Dolayısıyla aslında LinkedIn sizin önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 10 sene içinde kariyerinizi şekillendireceğiniz, kuracağınız bağlantılarla atlamalar yapabileceğiniz, kendinize fırsatlar yaratabileceğiniz bir platform. Hepinizin LinkedIn'de mutlaka şimdiden hesabı olmalı. Buradaki grupları takip etmelisiniz. Düşündüğünüz iş kolundaki kişilerle bağlantıya geçmeye ve yazışmaya çalışmalısınız. Belki hiç iş aramadan bir yerlerde işe gireceksiniz. Ben şu anda İETT'ye yönelik bir dev proje yapıyorum. Bu ay itibariyle başlıyorum. Buradaki stajyerimi LinkedIn üzerinden aldım. Tümüyle benimle yazışıyor, ediyor, baktım çok da ilgili, birazcık tecrübesi var. Gel dedim, stajyerim ol bir ay. Tamam dedi. İşte bu tip fırsatları çok rahat LinkedIn üzerinden yakalayabilirsiniz. Facebook üzerinden yakalamanız zor. Dolayısıyla siz de birer sosyal medya kullanıcısı olarak akıllı sosyal medya kullanıcısı olun. Sosyal medyanın sadece bir eğlence aracı olmadığını bilin. Tam tersi, benim burada olmamı sağlayan şey sosyal medya. Sizin de belki 30'larınıza geldiğinizde burada bu kadar kalabalık bir kitleye okulunuzda konuşmanızı sağlayabilecek olan tek platform da sosyal medya. Çünkü klasik sektörler çok yavaş ilerliyor ama sosyal medya çok hızlı. Evet, gelen mesajlar, bunlar ne gibi mesajlar gelebildiğini artık hepiniz biliyorsunuz. Böyle anlatmama gerek yok. İşte bunlar ürkütüyor İK'cıları. Böyle şeylerle nasıl başa çıkarım? Ve gelen mesajlardaki kontrolsüzlük, olumsuz yorumlara ne yapayım? Mesela Schneider Elektriği biliyorsunuzdur, bilen vardır mutlaka. Schneider Elektriğin İK müdürü anlatıyor. Schneider Elektrik Türkiye'de İK'cılar, İK olarak Facebook'ta ve LinkedIn'de ve diğer platformlarda en aktif birkaç şirketten biri. Facebook'taki fan sayfasına bir genç çok olumsuz şeyler yazıyor. Bunlar da tabii yeniler. Oralı olmuyorlar. Ertesi gün bir daha yazıyor. Yine oralı olmuyorlar. Fakat bu tabii canlarını çok sıkıyor. Bir araya geliyorlar, ne yapalım, ne edelim falan. Üçüncü gün diyorlar ki, ya boş verin, silelim hepsini. Ve İK müdürü diyor ki, hayatımın en büyük hatasıydı. O andan itibaren o genç bütün platformlarda bunu yazıyor ve ne yapıyorlar? O genci Schneider Elektrik'e davet etmek zorunda kalıyorlar. Onun gönlünü alabilmek için her şeyi yapıyorlar. Ne oluyor? Bir yorum silmek Schneider Elektrik'in işveren markasını 100'den bir anda 0'a düşürüyor. Bir yorum silmek. Dolayısıyla gerek ürün ve hizmet pazarlamasında, gerekse bizim gibi işveren markası pazarlamasında sosyal medyadaki aktiviteleri doğru yönlendirebilmek, takip edebilmek, doğru iletişimi kurabilmek çok çok zor. Özellikle olumsuz durumlarda. Ve tabii kanuni riskleri var. Halen kanuni boyut çok tartışılıyor dünyada. Bunu ben Amerika tarafından çok takip ediyorum. Örneğin geçen sene Türkiye'de radikal muhabire bir kadın yazdığı makalenin çok kırpıldığını Twitter'da tweetliyor. Bunlar da diyor yine benim makaleyi kırpmışlar. Ve Doğan grubu kadının işine son veriyor. Neden? Sen sosyal bir platformda benim saygınlığımı zedeledin. Ve kanunen bu kadının duruşu, yaptığı şey yanlış bulunuyor, kadın işinden oluyor. Bir diğer olay, bir blogger, reklamcı bir blogger, işvereni eleştiren bir yazı yazıyor. Kısa süre sonra patronu çağırıyor, madem bu kadar mutsuzsun, git buradan diyor ve kızı işten atıyor.
Ve bunlar kanun tarafında işveren haklı olarak kabul ediliyor. Ama bu sene itibariyle Amerika'da işin rengi değişti. Federal mahkeme bir çalışanın mesai saatleri dışında ister sokakta, ister sosyal medyada işvereni aleyhine veya ne olursa olsun her türlü şeyi yazabileceğine hüküm getirdi. Ne oldu? Bir anda Amerika'daki işverenler böyle titrediler. Artık iş sözleşmelerine, her şeye çok ciddi maddeler girilmeye başlandı. Sosyal medyadaki çalışan faaliyetleri hakkında ne yazabilir, ne yazamaz, ne yazarsa ne olur, bunun altına imza at şeklinde. Türkiye'de henüz bu ciddiyet yok. Neden yok? Bizim İK'cılarımız, diyorum ya, biraz geriden geliyoruz. Ama bunları siz yaşayacaksınız. Siz mezun olduğunuzda bunlarla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bir yönetici olarak belki 5-10 sene sonra sosyal medyada bir ekip üyesi sizin için dalga geçen cümleler yazacak. Ve onu işten atamayacaksınız. Çünkü sokakta ne derse der, sizi ilgilendirmez. Mesai saatleri içindeyse tamam. Yani bunu biraz büyük düşünün. Günün birinde sizin başınıza bunlar geldiğinde sosyal medya kaynaklı ne yapacaksınız, nasıl halledeceksiniz? Evet. Ve adaylar ile adaylar tabii şimdi mesela siz bir Arçelik'siniz, sosyal medyada fan sayfası işletiyorsunuz, herkes size bir şeyler soruyor. Şimdi düşün, günde 1000 tane soru geliyor size. Bu nasıl bir iş gücü biliyor musunuz, o sorulara teker teker cevap vermek? Dolayısıyla Arçelik düşünüyor, ya ben şimdi sosyal medyaya girersem öyle şeylerle karşılaşacağım ki bu benim için yeni adam demek. Yeni maliyet demek. Ben buna hazır mıyım? Bunun bana geri dönüşü nasıl olacak? Return of investment, etki ve yatırım dönüşü. Return of influence, return of investment. Kısacası İK bölümleri, hele ki biraz da bilgisiz oldukları için, sosyal medyaya böyle bir öcü gibi bakıyorlar şu anda. Yani girersem batar mıyım? Pazarlamacılar işi kavradıkları için daha rahatlar ama çok yanlış stratejilerle kimi zaman çok fena işleri patlatıyorlar. Bunun hikayeleri eğer pazarlama olsaydı konumuz, birçok örneğini aktarırdım. Yani biz Türkiye olarak daha sosyal medya uygulamalarında çok emekleme dönemindeyiz. Evet, böyle bir ekranı eminim hepiniz gördünüz. 60 saniyede sosyal medya içinde neler oluyor? Gerçekten insan tek tek baktığında wow diyor. Burada inanılmaz bir dinamizm var. Şimdi sosyal medyanın toplam kullanıcısının %70'i iş dünyasında. Çalışanların %70'i de sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Geri kalan %75'i kullanıyor. 25'i ise işte yaşı çok ileri olup onlar artık adapte olamıyorlar. Öyleleri diyelim. %38'i şirketlerin moderasyonla izin veriyor fakat bu oran giderek düşüyor. Sene başında bu oran %52 idi. Sunumu Eylül'de ben güncelledim, bu %38'e düşmüştü. Kısacası şirketler sosyal medya devi karşısında kapanmayı tercih ediyorlar. Bu bütün dünya için geçerli. Fakat bu doğru bir strateji değil. Kapanarak, yok sayarak onunla yaşayamazsınız. Onu bir şekilde içselleştirmeniz, onu doğru kullanmayı öğrenmeniz lazım. Burada da pazarlamacıların ve İK'cıların şirketlerde çok önemli rolü var. Sizin nesliniz yönetici olduğunda bunlar değişecek. Çünkü siz nedir? Siz teknolojinin içindeki insanlarsınız. Şu andaki yönetim kadroları benim gibi. Biz teknolojiyi anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla anlamadığımızda da anında yasaklıyoruz. Ama siz bunları açacaksınız ve nasıl kullanılması gerektiğini bütün kadrolara siz tanımlayacaksınız. Yani bunu yapabilir olmanız gerekiyor. Tanımlayacaksınız dediğim, yapabilmeniz lazım. Yoksa bizim gibi olursanız bu çok bence geri gidiyoruz demek. Aynı olmak aslında geri gidiyoruz olmak. Geri gidiyoruz anlamına geliyor. Ve Microsoft'un yaptığı bir araştırmada Amerika'daki %70 işveren sosyal medyada adayları araştırıyor. Hatta bununla ilgili hiç aranızda Social Intelligence diye bir web sitesi duyan oldu mu? Socialintelligence.com'a girin. Burada bu artık resmen şirketlere bir adayın sosyal medyadaki her türlü faaliyetini inceleyerek raporlayan bir web sitesi, portal, hizmet veriyor aday başına. Ben
X firması olarak bu hizmeti oradan alıyorum. Artık ben kendi İK uzmanıma ya işte git şu Ahmet'i bir sosyal medyada araştır ne yapmış falan demiyorum. Social intelligence'a gönder raporu diyorum. Bu derece artık iş profesyonelliğe varmış durumda Amerika'da. Bizde hiç böyle şeyler yok. Buyurun. Doğru. Evet. Şimdi şöyle, sosyal medya, bakın sosyal medya, artık bunu anlayın. Sosyal medya gerçek hayattan, sanal dünyanın gerçek hayattan hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Siz gerçek hayatta yaptığınız olumsuz şeyler, gerçek hayatta sizi ne kadar bağlıyorsa, sosyal mecralarda, dijital platformda, sanal dünyada yaptığınız olumsuzluklar, başkalarını mağdur etmeniz. Mesela politik bir görüş yazmanız, açın benim bloglarımda bir sürü şey okuyabilirsiniz. Hiçbir problem değil. Ama ben kimseye hakaret etmiyorum, saldırmıyorum, küfretmiyorum. Pornografik içerik paylaşmıyorum. Burada sosyal medyadaki profilinizin niteliği önemli. İstediğiniz gibi espri yapın, eğlenin, ne yaparsanız yapın. Ama lütfen birilerine küfretmeyin, birilerine aşağılamayın, ayrımcılık yapmayın, pornografik içerik paylaşmayın. Siz şimdi ulu orta birilerine pornografik video veriyor musunuz herkesin ortasına? Al, izle. Vermiyorsunuz. Sanal dünyada da vermeyeceksiniz. Gerçek dünyayla sanal dünyanın hiçbir farkı yok. İstiyorsanız yapın. İşe giremezsiniz. Gerçek hayatta da nasıl sizi referanslarınızla check ediyorsak, sosyal medya aslında size bardağın boş tarafından bakmayın, büyük fırsatlar sunuyor. Sosyal medyada veya dijital dünyada çizdiğiniz olumlu profil sizin işe girmenize neden oluyor. Güzel bir blog tutmanız, mesleğinizle ilgili veya kişisel bir blog olabilir, çok etkileyici olup adayların önüne geçmenize neden oluyor. Bunu size çok ciddi bir girdi olarak söyleyeyim artık. Kaçınızın blogu var? Lütfen mümkün ol. Bu neden? Bloglar kişisel gelişim aracıdır. Bir blog yazmak, kimse size blog yazın diye itiştirmiyor sizi. Blog yaz, blog yaz. Kişisel bir üretime giriyorsunuz, bir çaba, bir emek var orada. Kendisi için emek sarf eden insan, üreten insan şirkete girdiğinde de üretken oluyor. Böyle bir paralellik var. Bir şeyler yapmak istiyor, boş oturmayı sevmiyor. Sosyal mecralardaki en kıymetli değer ne? Ne? Content, içerik üretimi. Kişi kendisi için içerik üretebiliyorsa şirket için ne içerik üretir? Yoksa siz şirket içinde birilerine hadi üret, üret dediğinizde o üretemiyor. Çünkü bunun içten gelmesi lazım. Bu motivasyonun içten gelmesi lazım. Ve blog yazan insanlar içsel motivasyonu olan insanlardır. Bakın bir İK'cı olarak size kişilik değerlendirmesi yapıyorum. Üretken insan olduğunun göstergesidir karşınızdaki kişinin. Çünkü blog yazmak çok zordur. Ben 6 senedir blog yazıyorum. Ve blog beni bugünlere getirdi şu anda. Mesleki yazı yazacağım diye benim kütüphanemde 200 kitap varken şu anda 600 tane iş kitabı var. Yazı yazacağım diye, yanlış bir şey yazmayayım diye. Ve bunu işte burada olarak siz ve sizler beni dinlemeye gelerek takdir ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. İşte bunu anlayın. Sosyal medya sağlıyor bunları. O yüzden buradaki görüntünüz sizin aslında geleceğiniz. Gerçek hayatta kaç kişiyi görüyoruz ki? Benim gerçek hayatta Facebook'ta 150 tane arkadaşım bile yoktu. Şu anda 3000. Hepsiyle yazışıyorum. Yazışmak isteyen herkesle. Dolayısıyla artık hayat sosyal mecralarda dönüyor. Bunun farkında olun. Ve sakın kapatmayın kendinizi. Ben İTÜ'de böyle konuşurken sizin gibi dedi ki bir arkadaş kaldırdı. Ben dedi sizin yüzünüzden bütün sosyal ağlardaki hesaplarımı kapattım. Sizin beni takip etmeye hakkınız yok. Arkadaşım dedim hayatın en büyük hatasını yapmışsın. Sen geleceğe kapılarını kapatmışsın.
Bana niye takıyorsun kafayı? Yani gelecek burada. Dolayısıyla bunu akıllı kullanmayı öğrenmek lazım. Böyle lay lay lom falan değil, akıllı kullanıp. Buyurun. Kesinlikle. Bravo. Kesinlikle. Ve bakın ben burada söz vereceğim. İtibar yönetiminden bahsetti arkadaşımız. Ben de oraya geleceğim zaten. Şunu söyleyeyim. Sosyal medyada belki hiçbiriniz beni takip etmiyorsunuz. Fakat takip etmeye başlarsanız Facebook hesabıma girdiğinizde benim 7 sülale resimlerimi görebilirsiniz. Friendfeed'de İki tane geyin bana ne kadar kafayı takmış ve benimle uğraşmakta olduğunu okuyabilirsiniz. Ben de azimle hiçbir şey yapmıyorum. Yazıyorum. Evet, tabii falan böyle. Ne laflar bana ve isterseniz bütün bunları ve ben bunu yapmaktan da gocunmuyorum. Çünkü gerçek hayatta da beni sevmeyenler var. Benimle uğraşan, beni sevenler de var. Sanal dünya, ben şimdi gidip ve mesela bloke de etmiyorum, kapatmıyorum da. O var diyorum. Bu, o olmazsa bir başkası gelecek. Dolayısıyla onun varlığıyla yaşamaya çalışıyorum. Allah'ım diyorum yine geldi. Böyle her gün ekranın başında lütfen diyorum gelmesin. İsmi Gero. Gelmesin lütfen. Hemen tak diye bir yorum yazıyor. Allah'ım diyorum yine geldi. Yani bu var ve girin dediğim gibi politik yazılarımı da okuyabilirsiniz. Her türlü tartışma. Ama benim tek bir yerde küfrettiğimi, birilerini aşağıladığımı, küçümsediğimi kesinlikle bulamazsınız. Çünkü buna o kadar özen gösteriyorum ki bazen ekranın karşısında böyle sinirden elim titriyor. Çünkü biliyorsunuz böyle provokasyon yapan insanlar var. Bakalım ne zaman patlayacak? Ama dediğim gibi burada işte asıl kişi kendisiyle sınavı veriyor. Sizler de bunu bilin. Sosyal medyadaki dijital ayak izlerinizi dikkatli oluşturun. Şimdi sosyal medyada İK'cılar bu İK'yı oradan atın. Pazarlama için de geçerli bu. Hangi 5 konuyu konuşuyor? 1. Biz yetenek yönetimi yani doğru insanları işe alıp onları içeride tutmak vesaire vesaire için hangi sosyal medya araçlarını kullanmalıyız? Veya bir ürün hizmeti tüketicisine ulaştırabilmek için hangi sosyal medya araçlarını kullanmalıyız? Bu en çok tartışılan konu. Çünkü hepsine girdiniz mi bu elinize patlıyor. Veya hepsinde aynı içeriği ürettiniz mi sizi takip eden sıkılıyor. Bu ne ya diyor. Ne tembel bunlar diyor. Hep aynı içerik, hep aynı içerik. Dolayısıyla bizim İK'cılar için tabii ki nedir sosyal? Twitter, Facebook, LinkedIn. Bu üçünde biz İK olarak insan arıyoruz. Hatta Amerika örneğin Twitter'da bu konuda o kadar ileri ki Amerika tüm Amerika'daki Twitter yönetici kadrolarının ilanları şu hesaba düşüyor. Şuradaki yuvarlağın içinde 1,5 milyon insan buraya üye ve burada buraya düşen yönetici ilanları üzerinden iş arıyor. Yani Twitter ciddi bir iş arama platformu. Sadece bu bir hesap. Bunun gibi binlercesi var. Ve Amerika'da her sene Twitter üzerinden en etkin işe alım yapan 50 firma, en etkin işe alım yapan 50 İK'cı listesi yayınlanıyor. Bu İK'cıların işi gücü Twitter'da insan bakmak, kategorize etmek, takip etmek vesaire vesaire. Tümünde Twitter üzerinden çalışıyorlar. Türkiye'de hiç böyle bir uzmanlaşma yok. Daha uzun yıllarda olacağını zannetmiyorum. Ama bunlar Amerika'da var.
bilmek gerek. LinkedIn çok önemli bir platform. Türkçe'ye çevrildikten sonra hızla büyüdü, büyümeye devam edecek. Ve kurumsal tarafı neden çok önemli? Benimle o yüzden bağlantıya geçmişlerdi. Ben 99'dan beri Kariyer.net kullanıyorum. Ve tövbe yarabbim, 12 sene oldu, hiç değişmedi. Yani 50 kuruş yatırın da şurada bir şey değiştirin ya. Bu kadar mı kullanıcısını, müşterisini tüketen bir platform olabilir? Burada Kariyer.net yetkilisi varsa, ki yüzlerine de söylüyorum, beni hiç sevmiyorlar. 4 ayrı account'la kullanıyorum çünkü müşteri, 4 ayrı müşterim için kullanıyorum ama en iyisi olduğu için de onun üzerinden devam ediyorum. En zengin aday CV veri tabanı onlarda var. Fakat derken bana LinkedIn'in kurumsal tarafını tanıttılar online. Aman ya Rabbim dedim ya, bir anda kendimi Ferrari'de hissettim. Öbürü Anadolu. Yiyor birisi tepesini, ben o da. Ama yani böyle bir şey olamaz. İşte dedim ya, bu, uçuyoruz bununla biz. Biraz pahalı, 3-4 bin pound veriyorsunuz kullanıcı başına ama ne teknolojiler var? Mesela diyorum ki, LinkedIn'deki endüstri mühendislerini benim için bir havuza topla. 4 milyon LinkedIn kullanıcısı var. Bunlardan da kendisini endüstri mühendisi olarak tanımlayanları benim şu A havuzuma topla dediğinizde vup, bir anda bir bakıyorsunuz orada 100 bin tane insan. Giriyorsunuz içine 100 bin tane, oraya tanımlama yapıyorsunuz. İTÜ'den mezun olsun, şöyle olsun, tıklıyorsunuz vup, düşüyor 1000 taneye. İnanılmaz bir şey ve bedava. Yani ben 4000 pound'a yılda bunu kullanabiliyorum. 4 milyon özgeçmiş, hepsi nitelikli. Ve öyle ve şöyle, bu havuzları oluşturuyorum ya. Kullandığım süre boyunca bu havuzlar hep canlı. Siz içerideki bilginizi güncelledikçe benim ekranıma diyor ki Ayşe şu bilgisini güncelledi. Mehmet şu bilgisini güncelledi. İnanılmaz bir şey. Yani benim havuzlarımda hepiniz canlısınız. Kariyer.net'te ne oluyor? Özgeçmişinizi güncellemek vesaire. Böyle diyorum ya, 12-15 sene öncenin teknolojisiyle Kariyer.net'te yaşarken bir anda böyle Ferrari'de ne yaparsanız tık 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 karşınıza çıkıyor. İnanamadım. Ve LinkedIn önümüzdeki 2-3 sene içinde Türkiye'deki büyük firmaların hepsinin kullandığı ana işe alım alanı olacak. Size bunu söyleyeyim. Kariyer.net umarım uyum sağlayabilir ama mobil uygulamalarda bile uyum sağlayamıyor teknolojiye, dolayısıyla evet. Ve JobWhite, bunu hiç duydunuz mu? Bu yeni nesil kariyer portalı. Amerika'da Monster falan artık çok farklı stratejilere girdi. JobWhite ve bunun üstüne 6 ay önce açılan Jobs to Web, bunlar sosyal ağlar üzerinden kurumlara ilan çıkmaları çıkmaları için servis veren portallar. İTÜ'deki sunumda ben birkaç mühendis arkadaş çıkışta gel dedi ki siz bizim dedi dediler danışmanlığımızı yapın, biz bu siteyi yazalım. Dedim yazın ama müşteri bulamazsınız. Çünkü İK'cılar daha sosyal medyayı bizde kullanmıyor. Bunun üstünden bir sene geçti. Bu görüntü değişti. Gelecek sene bu zamanlarda çok daha değişecek. Belki aranızdan birkaç kişi birleşip böyle bir web sitesinin bir versiyonunu Türkiye'de açacak. Çünkü kariyer portalları artık bu yönde ilerliyor. Diğer bizdeki eski sanayi çağı diyeyim, kariyer portallarının devri bitti. JobWhite'ı inceleyin. İş ararken dünya, Amerika ağırlıklı bu sitelere bakıyor. Arada bir tek alttakilerin hiçbirini bilmiyoruz. Ben de listeyi oluştururken pek çoğunu ilk defa incelemiştim. Ayrıca bu sunuma SlideShare'dan ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla meraklısıysanız hepsine girip bakabilirsiniz. Tavsiye ederim. Bu ağlar üzerinden insanlar, özellikle Kuzey Amerika, iş arıyor.
Bir diğer konu konuşulan sosyal medya politikalarının oluşturulması. Yani bu kurum içinde, biz burada bir kurumuz, ben İK'cıyım, sizi topladım buraya. Arkadaşlar, artık bir kurumsal sosyal medya politikamız var. Biz sosyal medyada şunu yapabiliriz, şunu yapamayız, şöyle olacak, böyle olacak diye politikalar oluşturmak gerekiyor. Bu hem pazarlama hem İK tarafı için geçerli. Örneğin Eczacıbaşı grubu, Boyner grubu, bunlar bu politikaları yaratıp bütün çalışanlarına gönderdiler. Göndermeyenler de, özellikle büyüklerin, zaten yabancıların hepsinde bu var. Ama Türkler de, Türk büyükler de bu yönde artık çok ciddi çalışma yürütüyorlar. Burada SAP'nin örneğin sosyal medya politikası çok aslında basit. Bunların hepsinin birer paragraflık açıklaması var ana sitesinde. Okuduğunuzda aslında hepsi bizim bildiğimiz şeyler ama bunu çalışanına söylüyor. Dürüst ol diyor, kendin ol, saygılı ol. Bir şeyleri hatırlatıyor. SAP olarak bulunduğunda böyle ol şeklinde bir deklarasyon yapıyor. Hatta bunu imzalı alıyor. Okudum. Ben bunu okudum. Farkındayım. Bir de özellikle teknoloji firmalarında bilgi sızması vesaire gibi, teknoloji çalmak gibi şeyler çok tehlikeli olduğu için bunlar daha önemli sosyal medya politikaları. Ve üçüncü konu, return of investment. Sosyal medya bedava değil. Hatta doğru kullanıyorsanız oldukça da pahalı. Bir şeyler ödüyorsunuz, senede belki 50-100 bin dolar yatırıyorsunuz. Genel müdür diyor ki, yatırdın da ne oldu? Bana göster. Bunu ölçebilmeniz lazım. Ölçemediğinizi yönetemezsiniz diyor Peter Drucker. Burada işte endüstri mühendisleri, işletme mühendisleri var. Onlar ölçmek üzerine zaten eğitim alıyorlar. Return of investment, return of influence. Scorecard okuyor musunuz? Balanced scorecard. Bu da bir yönetim muhasebesi enstrümanı aslında. Bana göre bütün mühendislik fakültelerinde, özellikle yani endüstri mühendislerine okutulması gerekiyor. Çünkü artık bütün şirketler scorecard'la yönetiliyor ve scorecard ciddi bir mühendislik altyapısı içeriyor. Bu tip sosyal medya faaliyetlerinin de ölçümlenmesi scorecard metodolojisiyle yapıldığında çok daha üst yönetime bir kağıt üstünde bu kadar harcadık, bu kadar tık aldık, bunun ederi de şu kadar paradır diyebilmek gerekiyor. Return of investment ve influence. Bu da bir scorecard örneği. Bunların hepsinin karşılığı var tabii parasal. Ve reputasyon, sizin söylediğiniz itibar yönetimi şirketler için çok önemli. Dünyada glassdoor.com diye bir site var. Amerika, daha doğrusu Amerika'da muhteşem bir site. Lütfen girip inceleyin. Girin, Microsoft'ta hangi adam kaç para alıyor görün. Şeffaf. Hangi pozisyonda kim çalışıyor? İnanılmaz güzel bir site ve içini sizler dolduruyorsunuz. Yani şirketler buraya veri vermiyor. Kullanıcı, çalışan giriyor bu bilgiyi. Glassdoor tümüyle şirketlerin bir yansıması ve firmalar burada düzgün yer alabilmek için hani takla atıyorlar havada, öyle söyleyeyim. Bunun Türkiye versiyonu biliyorsunuzdur, nasılbirfirma.com. Çok kötü, kalitesiz, hiçbir değeri olmayan, tümüyle gittim berbat da bilmem ne, birileri bağırıyor, çağırıyor sürekli. Yani biz ne kadar amatörüz, bir Glassdoor'a girin, sonra bir buraya girin, ay diyorsunuz, mideniz kasılıyor böyle. Ya niye diyorsunuz, niye bizde daha kaliteli işler çıkmıyor? Veya içerik üretimi deyince niye bizde insanlar küfredip sövmeyi içerik üretimi olarak kabul ediyor da nitelikli bir şeyler yazmayı aklına getiremiyor? Bu ikisi işte Türkiye, Kuzey Amerika farkı bana göre. Reputasyon yönetiminde de bu şekilde, mesela yeni Amerika'da pek çok site açıldı bu konuda ama Glassdoor bir numara. Böyle bir siteyi açın Türkiye'de ey mühendisler, yazılım yapıyorsanız. Glassdoor gibi bir site açın. Ama tabii bizde ücret şeffaflığı yok biliyorsunuz. Söylerseniz işten atılırsınız. Amerika'dan bir farkımız yine. Buyurun. İçerikten. Kullanıcı, yani şimdi siteyi yapanlar aslında siteye girilecek içeriği nitelikli kılacak elbiseyi, yani şimdi
Facebook siz yoksanız boş. Elbisenin içini siz dolduruyorsunuz. Burada da, bu da bir interaktif site, içini siz dolduruyorsunuz. Ama içini nasıl dolduracağınızı oradaki kodcu veya bu işi yaratan kişi tanımlıyor. Ve insanlar işte mülakata gittim, iğrenç bir işte bilmem neydi falan, hani kötü kötü, hatta küfürler falan. Bu değil ki. Hani o yorumu okudu diye A, B, C o mülakata, o şirkete gitmeyecek mi? Yani profesyonellik dışı. Diğer tarafa girip buraya geldiğinizde aradaki farkı görüyorsunuz. Eleştirmenin de bir şekli var. Ama profesyonel hayatta şunu hiçbir zaman yapmayın. Duygularınızı ön plana alarak iş hakkında yakınmayın. Akılcı şekilde. Şöyle şöyle oldu. Bu da buna neden oldu. Bu yanlış bir şeydi. İşte kadın bana şöyleydi de zaten saçı başı da dağınıktı da, bir bana ne ya? Yani bu değil ki. Hiç sevmedim ben orayı. Bana ne sen sevdin sevmedin? Senin sevgi parametren ne kardeşim? Ölçütün ne? Oysa ki diğer tarafta neden sonuç ilişkisi var. Adam bir şey yazmış, sonra karşılığını ya ha diyorsunuz. Evet doğru. Aa, buna katılmıyorum falan diyorsunuz. Buyurun. Evet. İşte ben de zaten size bunu söylüyorum. Bu kültür farkı bizim sosyal medyayı doğru anlamamamızdan, sosyal medyayı sadece bir eğlence aracı olarak görmemizden kaynaklanıyor. Oysa hani Amerika diyoruz çünkü Amerika bunu yarattı, bunu geliştiriyor. Amerika ise bunu kategorize ediyor. Burada diyor eğleniyorum, burada öğreniyorum. Burada kariyerimi yapıyorum diye bunu ayırt ediyor kendi kafasında. Biz sadece eğleniyoruz. Şimdi bunun istatistiği şu. Facebook'ta 30 milyon kullanıcısı varken LinkedIn'de Türkçe eleştirildi de anca 1 milyon kullanıcı oldu. Hele 21 milyon küsür tane diyorum Türk kullanıcı aktif iş piyasasında. Nerede 21 milyon kişinin özgeçmişi LinkedIn'de? Yok. Çünkü biz sadece sosyal medyada akşam takılayım oraya. Değil, millet orada video. Siz YouTube'da hiç Harvard'ın kanalını izlediniz mi? Oxford'un kanalını izlediniz mi? Siz herhangi bir şirketin kurumsal videolarını izlediniz mi? Hayır, sadece klip izliyorsunuz, dizi izliyorsunuz. Değil ki. İnsanlar bunu eğitim için kullanıyor, gelişmek için kullanıyor. Birbiriyle doğru düzgün haberleşmek için kullanıyor. Biz sadece eğlenmek için kullanıyoruz. İşte bunu değiştirmemiz lazım. Anlayış, algı farkı bu. Dördüncü konu, pardon, beşinci konu işveren markası. Şimdi bu konuda işte size şöyle hemen dönüyoruz. Bir video. Intel. Sponsors of tomorrow. Intel dünyanın en büyük çip üreticisi. Burada ise biz bıyıklı bir adamı görüyoruz. USB'nin mucidi. Bu reklam filmi bir İK işveren markası reklamıdır. Kesinlikle ürün tanıtmıyor size. Diyor ki ey nitelikli iş gücü, üniversite okuyanlar. Bak bu adam bende. Bana gelirsen bu adamla çalışabilirsin. Our rockstars, benim çalışanlarım, aren't like your rockstars. Sizin eğlence, bakın, hedef kitle sizsiniz. Çünkü rock teması var. Bakın bunlar hep pazarlama. Bir adam var, insan kaynağını ön plana çıkartıyor ve kendisini çekmeye çalışıyor. Sizi kendisine çekmeye çalışıyor. Bu Amerika'da ulusal kanallarda oynamış bir 3 sene önce reklam filmidir. Tümüyle işveren markası üzerine, ürün ve hizmet üzerine değil, insan kaynağı üzerine çekilmiş bir reklam. Bunun gibi bir reklam filmi daha göstereceğim. Hemen şöyle geçeyim hızlı hızlı. I think that one of the interesting things about this company, part of what makes it such a great company to work for and so different from other places, is an openness of thought. Yeah, I'm really a big 8-year-old kid. I'm one of the luckiest 8-year-old kids on the planet.
I was going to be here for a year. It's been 12. I think it's fun to be able to say I work for Disney and just see the reaction that you get from people when you say that. We have a history of covering the world in a responsible and factually based manner, and I think ultimately kind of making bits and pieces of the world better. We are number one in almost every space. For Disney Channel, High School Musical changed everything. It became a phenomenon. This company greenlit this new imprint targeted to women in the middle of life. I think we're going to break a lot of rules and do a lot of really innovative publishing. We've created a forum on the web where anybody who cares about what's going on in the world and knows something, you know, can participate. It's as easy as writing in your comment and hitting send. We develop the stories together. I think that there is an absolute game changer when ABC product was the first to be available on Apple's iPod. And since then, I think that the sky's the limit. It's an amazing place because if you're into entertainment and what the future of entertainment is, there's amazing opportunities and there's different opportunities. You have to have that creative, entrepreneurial ideology, and then the company just gives you a place and the tools to let it run. We're out there doing exciting, adventurous things. Everybody relies on each other. Everybody has a role to play. You know, we work so hard, sometimes it's almost like a family. I learn 5 new things every day. I laugh every day. I can't imagine working anywhere else. Evet, Disney ABC şu anda Amerika'nın en büyük televizyonu. ABC ile Disney evlilik yaptı. Biliyorsunuz Disney'in ortaklarından biri de Steve Jobs ayrıca. Ve bu video aslında işveren markasına en nefis örnek. İşveren markası aslında bir marka nedir? Bir ürünün değerlerini yansıtan olgudur. Bir araba hızlıdır, rahattır, ekonomiktir, genç çizgilidir. Bunlar hep markanın, bir arabanın size sunduğu değerler. Peki bir işveren markası nasıl olabilir, marka değerleri? Ben işveren olarak, İK olarak size şunları söylersem, bize gelirsen bak kariyer yolu var. Bir önceki reklamdaki her başlık aslında Disney ABC'nin kendisinde çalışmaya aday insanlara sunduğu değerleri anlatıyor. Bana gel diyor, ben günde 5 tane şey öğreniyorum. Burada diyor girişimcilik var, biz bunları yaptık. İşte biz de efendim her gün gülüyoruz. Bir sene için gelmiştim, 10 senedir burada çalışıyorum. Tümüyle çalışanların ağzından kurumu size anlatıyor. Sizi, işvereni, kendisini pazarlamaya çalışıyor. İçerideki diziyi falan değil, işvereni pazarlamaya çalışıyor. Siz burada bir iletişim fakültesi burası olsaydı ve herkes diyecekti ki ya keşke burada olsalar ve ben burada çalışsam, böyle bir ortamda çalışsam. Bunun en güzel örneğini yaklaşık 4-5 ay önce Türk örneğini ve tek örneğini Elsie Vaikiki çekti. İzleyeniniz oldu mu Gevezeyle? Çok güzel değil mi? Gülüyorsunuz keyifle ve diyorsunuz ki vay anasına nasıl bir yermiş burası ya? Yani hiç böyle, Elsie Vaikiki'nin böyle bir yer olduğunu düşünemezdim diyorsunuz. Zaten amaç bu. Orada aynen bunun gibi pek çok kurum değerini anlatıyor. Çalışanlar diyor ki 5 senedir burada çalışıyorum. Burada istediğiniz yerde çalışabiliyorsunuz. Hepsi rahat giymiş, hepsi kotlarla, hepsi gülüyor. Lütfen YouTube'da Geveze Elsie Vaikiki video diye arayın ve izleyin. Nefis bir işveren markası videosu ve Geveze doğru isim. Çünkü hem çok saygın bir duruşu var medyada, laçka bir tip değil, böyle sulu falan değil ama esprili. Ve genç, video boyunca da Geveze o kadar iyi yönetiyor ki ben hani buna eş değer bir video olarak görüyorum. Ciddi bir yaratıcılık var orada. Zaten İK müdürüne de bir mesaj attım. Tebrik ederim dedim gerçekten. Göğsüm kabardı Türkiye'den böyle bir video çıkması. Dilerim daha örnekleri olur.
Bunun gibi YouTube'a girerseniz Microsoft'ta, Google'da, BP'de bütün dünyanın devlerinin böyle işveren markası videoları ve kanalları olduğunu göreceksiniz. İşveren kanalları. Hiç aranızda bu kanallarda vakit geçiren oldu mu? İşte bakın birkaç kişi çıkıyor. Bunları yapın. Lütfen sosyal medyayı biraz da iş için kullanmaya bakın. Girin Google'ın nasıl bir yer çalışma platformu olduğunu YouTube'daki videolarından izleyin. Ondan sonra böyle kendinizi tırmalayın ben burada çalışmak istiyorum diye. Bunun için para harcıyorlar. İşveren olarak sosyal medyada ürün olarak değil veya bir BP. Ürün olarak değil, Allah petrol üretiyor adam ya, benzin üretiyor. Ama işveren olarak müdürünü konuşturuyor, çok güzel bir videosu var, birkaç videosu var vesaire. Lütfen bunları izleyin. Günün birinde belki bunları siz üreteceksiniz. Bunların onayını, bütçesini siz çıkacaksınız. Yönetici olduğunuzda İK'cıları niye bizim böyle bir videomuz yok ya, niye biz sosyal medyada böyle şeylerle yokuz diye siz sorgulayacaksınız. İK'cılar yapmıyorsa siz yapın, siz talep edin. Buyurun. Öncelikle güzel sunumunuz için teşekkürler. Bu sosyal medya gerçekten çok önemli hale geldi. Ve ben hani şunu düşünüyorum. Şirketler kendi ağları içinde yani kendi çalışanları içinde bir sosyal medya platformu oluşturup işte burada içerik paylaşıp işte atıyorum finans uzmanı orada bir tecrübesini paylaşabilir, bir yazı paylaşabilir. Kendi içerisinde de bir sosyal platform oluşturabilir diye düşünüyorum ben. Evet. Bunu şirketler... Şimdi size bunun en güzel örneğini vereceğim. Tamam. Şimdi bu çok uzun bir sunum, 140 sayfalık. Bu benim aslında eğitim sunumum. Türkiye'de bunu uygulayan bir şirket var şu an. Şu an betasını çıkardılar, IBM. IBM'in zaten sosyal... Beehive. Harikaydı, ben katıldım. İnanılmaz güzeldi. Şimdi IBM sosyal medya uygulamalarına kurumsal olarak çok ciddi para yatıran bir kuruluş. Örneğin Beehive diye içsel Facebook'u var. Yani Facebook'ta vakit geçirmelerini istemiyor çalışanların. O nedenle diyor ki açmış Beehive'ı, araştırın bulursunuz ekran görüntülerini. Aynen Facebook gibi bütün 60-70 bin tane IBM çalışanı dünya üzerinde birbirleriyle yazışıyorlar. Beehive üzerinden. Bunun dışında kendi blogosferi var IBM'in. Yazışma alanları var. En sonda örnek. O yüzden geldik. Sodexo USA diye girerseniz bu örneği göreceksiniz. Türkiye'de dünyada İK uygulamasının en mükemmel örneği olarak her yerde veriliyor. Ben de bunu buldum ve derhal tabii ben de sunuma koydum. İK'cılara veya pazarlamacılara da örnek olmak için. Çünkü buradaki göstereceğim platformların birçoğunu pazarlamacılarla ortak yürütüyor olmaları lazım. Çünkü içerik ortak. Sodexo'nun USA'nın kariyer bölümüne girdiğinizde karşınıza alttaki küçük bir sosyal medya tarafına ol diye tıkladığınızda bu ekran çıkıyor. Burada toplam 18 tane sosyal medya ağ uygulaması var. Gördüğünüz gibi blogu var, newsletter'ı var, podcast'ı var, job search widget'i var, Twitter'ı var, Google Profile, Facebook, Flickr, LinkedIn, Twitter, YouTube kanalı var. Ve 7 tane komünite işletiyor. Aşçılar için işletiliyor. Şimdi Sodexo Amerika'da hem sanayilik yemek üretiyor, hem butik yemek üretiyor. Çok büyük bir yemek kuruluşu. Türkiye'deki gibi sadece ticket dağıtan bir yer değil, bir dev. Ve o devin hizmet ettiği bütün alanlarda komünite işletiyor. Amerika'daki aşçılar Sodexo'nun platformunda birbirleriyle yazışıyorlar. Artık nasıl bir platform sunuyorsa içerik olarak... Çünkü şifrelerle giriliyor ve meslek erbaplarını kendi komünitelerinde topluyorlar ve bu kariyer bölümünde yer alıyor, pazarlama bölümünde değil. 18 tane araç işletiyor İK bölümü, düşünün. Bunun için kaç kişi çalışıyor olabilir sizce? Ve ben diyorum ki önümüzdeki 3-5 sene içinde İK bölümlerinde sosyal medya İK uzmanları olacak. Sadece sosyal medya üzerine çalışan İK'cılar. Olmak zorunda çünkü. Bu kadar profesyonel çünkü. Gelin bunların hemen bitiriyorum. Ekran görüntülerine şöyle hızlı bakalım. Örneğin LinkedIn'deki hesap,
Facebook'taki kariyer bölümü. Burası blogu. YouTube'daki video kanalı. Twitter'daki, buraya pıt diye giremiyorsunuz, karşınıza böyle bir şey çıkıyor. İçeride çalışıyor olmanız lazım. Flickr'daki fotoğraf bölüm, çünkü yemek biliyorsunuz biraz da görselliği de içeriyor ve organizasyonlar falan. Ciddi bir fotoğraf deposu var burada. Talent Community, yetenek komünitesi. Bunun dışında da diğer o 6-7 tane komünitede tek tek böyle. Biz bu İK'cılara mesaj, sadece İK yönetmiyorsunuz, bunları da yönetiyorsunuz diyor sosyal medyada. Bunu da doğru bir ekran aslında. Sosyal medyadaysanız, her ne yapıyorsanız yapın, aslında bütün bu yönetimleri de bilmeniz gerekiyor. Sosyal medyada çalışıyorsanız, bir İK'cı olduğum için İK yönetimini bilmem, proje yönetmeyi bilmem, işveren markası yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim, iletişim, itibar yönetimi, aday ilişkileri yönetimi, değişim yönetimi, içerik yönetimi, dijital pazarlama yönetimi, teknoloji yönetimi, teknoloji bilmiyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. Ben sosyal medya nedeniyle, teknoloji ile bu kadar ve blog sonrasında ilişkiye girdim. Tedarikçi yönetimi, kıyamet kadar ajansla çalışıyorsunuz bunları yapmak için. Zaman yönetimi, risk yönetimi, bilgi yönetimi, kalite yönetimi, etkinlik yönetimi, kampanya yönetimi, referans yönetimi, ödül yönetimi. Şimdi gidiyorsunuz, bunların üzerine kütüphanenize kitap alıyorsunuz. E-book veya klasik. Bunlar yoksa, bu bilgileriniz yoksa sosyal medyada dolanıp durmayın kurum olarak. Şahsi değil. Ama kurum olarak girecekseniz bunları bilmek zorundasınız. Bu çok ciddi bir olay sosyal medya. Öyle heyecan, bir maceraya girdi falan olayı değil. Çünkü girişi var mafya gibi, çıkışı yok. Çıkışı itibar kaybı çünkü. Evet, sosyal medya İK boyutu ama totaliyle biraz anlatabildiğimi umuyorum. Bir de şöyle bir durum var. Ben bu sosyal medyadan bağımsız şu söyleyeceğim, özellikle işletme ve ağırlıklı endüstri mühendisi olan arkadaşlara yönelik, ben şu anda İETT ile büyük bir proje yürütmeye başladım. İETT'nin iş etüdü projesini İTÜ ile çalışabilmek üzerine acaba öğrenciler arasında istekli olan olabilir mi diye sormak istiyorum. Bütün garajlar, efendim saha, içeride 1000 tane şoför, binlerce otobüs, 30'a yakın garaj, tamirhaneler, buradaki özellikle işçilerin iş etüdü projesi. Bu çok cazip bir proje, söyleyeyim. Özgeçmişlerinizde çok şık durabilecek bir proje, işe girmenizi sağlayabilecek bir proje. İlgilenen arkadaşlar bana dışarıda isimlerini yazdırabilirlerse onlarla daha sonra görüşmek istiyorum. Çünkü onları İETT'ye götüreceğim, neler yapabiliriz diye. Böyle de bir fırsatla konuşmamı kapatıyorum. Çok buyurun. İpek Hanım, birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii ben. Buyurun. Bu şirket için sosyal medyanın okullara uygulanması, yani atıyorum İTÜ'de sadece İTÜ'lü öğrencilerin birbirleriyle bir şeyler paylaştığı bir sosyal platform, portallar var. Bunu Yıldız Teknik Üniversitesi uyguluyor ama hani bunun Facebook tarzı ya da işte IBM'in uyguladığı tarzı bir olay yapılabilir mi? Bir diğer paranız sorum, varsa yapılır, neden yapılmasın? Bir diğer sorum da bence artık CV, yani CV doldurmak olayı çok eskide kaldı. Herkes CV'sinde kral, herkes CV'sine bir şeyler yazıyor. Bence bundan çok işte dediğiniz gibi blog, belki kendisinin bir videosunu çekebilir tanıtan, kendi prezentasyonunu hazırlayabilir. Bence bunlar daha kayda değerdir diye düşünüyorum ben. Şimdi klasik sektörlerde, mesela bir otomotiv sektörüne, siz yine klasik özgeçmişle başvurmak zorundasınız. Çünkü oradaki hız teknoloji firmalarındaki gibi değil. Ama bir bilişim sektöründe yaratıcı özgeçmiş dediğimiz kavram benim için çok değerli. Belirli sektörlerde ben bunu %100 katılıyorum ama sanayi çağına hitap eden ağır sanayi, işte hafif sanayi vesaire, sanayi kolu, buna henüz bunun için erken. Ama 21. yüzyıl sektörleri dediğimiz işte bilişim teknolojileri, reklamcılar, pazarlamacılar, bence kesinlikle bu yöntem izlenilmeli. Hatta böyle olursa kesin işe girer bana göre. Diğeri ise
Çünkü bunlar bedava ortamlar değil. Bunun server maliyeti var, güvenlik maliyeti var, maintenance'ı var. Yani işin o kadar teknik detayını açıkçası RTC olmadığım için size söyleyemem. Ama bu çok büyük bir proje. Yani böyle bir projenin sürekliliği önemli. Sosyal medyadaki süreklilik, sustainability çok önemli. Hani bir heyecanla bir şeylere başlayıp sonra 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra sıkılıp bırakmak olabilecek en kötü şey. Bunun bir senenin öğrencisi bunu yapar, ertesi sene bunu birilerinin devralması lazım, kulüp çalışmaları gibi ve aynı istikrarla bunun böyle ve sürekli gelişerek devam etmesi. Yani bu çok büyük bir proje, bir adanmışlık gerekiyor, o yüzden riskli. Türkiye'de, Elsiva22, çok iyi kullanıyorlar. Facebook işveren markası, bunları Facebook'taki her türlü fan page'ini üniversitelerle işte kariyer etkinlikleri, seminerler, yani gerçek hayatta sanal hayatı çok iyi entegre ediyorlar. Bunun dışında FSPC'nin bir hayatı doldur etkinliği var. Eczacıbaşı çok para yatırmaya başladı. Pfizer, ilaççılar çok para yatırıyorlar. Garanti Bankası çok iyi para yatırıyor, biliyorsunuz onların da talent camp'i var. Bunun haricinde Pfizer son dönemde Novartis para yatırma aşamasında. Yani ilaççılar ve perakendeciler içeride Boyner grubu çalışmalar yapıyor. Yani çok az sayıda baktığınızda, mesela Koç grubu şirketlerini göremiyorsunuz sosyal medyada İK olarak, sıfır. Turkcell'i görmüyorsunuz. Turkcell maalesef bu konuyu kendileri de kabul ediyorlar. Turkcell İK'sı hiçbir şey yapmadığını kabul ediyor. Dijital pazarlamacılar yapıyor diyorlar. Dediğim gibi biraz Türkiye İK olarak sosyal medyada geri, ama bu çok hızlı bir şekilde değişecek diye umuyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum.